tersi düşünce siz söylüyorsunuz. Kendi baktığınız yerde, kendi düşündüğünüz gibi onu düşünmeye nasıl ikna edeceksiniz? Bornova Belediyesi gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla etkili iletişim konulu seminer düzenledi. Şimdi bir şey anlaşalım. Bazen böyle karşılıklı konuşurken benim nereye baktığım belli olmuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Eğitim Koordinatörü Görkem Başaran'ın verdiği seminere gençler büyük ilgi gösterdi. İkisi de var mı? Oradan kolay oluyor değil mi? Objektif gözle bence ikisi de haklı. Peki, biraz alan daraltalım. Tam da aslında olsun. Soldaki benim. Seminere 214 genç katıldı. Ahmet abisi, küçük bakkal dükkanı, bir tane tezgah var önünde. Bakkal olup olmadığı bile belli ama sanmıyorum artık. Genç altını karşılayabiliyor mu? İşte kardeşim. Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki seminerin ardından gençlere katılım belgesi de verildi. Tamam, teşekkür ederim. Tamam, teşekkürler. Seminerde gençlerin kariyer planlamalarını yapmalarına yardımcı olacak önemli ayrıntılara da yer verildi. Görkem Başaran, gençlerin öğrencilik yıllarında kendilerini geliştirmek için yaptıklarının iş hayatına atılırken en büyük yardımcıları olacağını söyledi. Başaran, sosyal sorumluluk projelerinde sürekliliği olan her çalışmanız sizin artınız olacaktır, dedi. Onun kafasındakilere göre konuşabiliyor musunuz? Seminerin sonunda 100 öğrenci Bornova Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projeleri gönüllü takımında yer almak için başvuru yaptı. Evde ağız tadıyla kavga ediyorum. Konuyu böyle çevirdiğim anda bilmiyorum şimdi böyle söyleyeceğim. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla eğitim alanında yaptıkları her etkinliğin büyük bir ilgi gördüğünü belirtti. Özellikle yazılı iletişimde işte Twitter'ın karakter sınırlaması olduğu zaman...